Tamam. Özel elmalar geliyor. Özel elmalar geliyor. Evet. Özel elmalar geliyor. Ben de öyle söyledim canım. My little pony, my little pony. Nasıldır söyle. Gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap, mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony, benim en iyi arkadaşım sen. Hey tembel tavuklar, sallanmayı bırakın da işe koyulun bakayım. Tamam. Ben hazırım. Neye hazırsın? Aile tanıtım günü. Elma reçeli yapmaya. Bu harika. Nefis geleneksel elma reçeli yapma vakti geldi. Evet, bunun için sabırsızlanıyorum. İyi de niye? Seninle elma reçeli yapmaya. Ha tabii ya. Bu reçeli küçüklüğümden beri yapıp dururum. Dikkatli ol ufaklık. Çünkü bu reçel adım adım yapılır. Ve her birini doğru yapmalısın. Yoksa elma reçeli olmaz. Hı. Al şunu. Ha, bu elma reçelinin binlerce gizli malzemesinden biri mi yoksa? Bu süpürge. Süpürmeye başla ufaklık. Sen süpürürken ben de şey yapmaya başlayayım. Ne diyorum? Kafamda olmasaydı yelemi bile unuturdum ben. İşte elma yaprakları. Tam zamanında. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, N. Nasılsın bakayım Filtriç? Merhaba Bayan Simit. Birkaç gün içinde iri elma hasadı olacağı doğru mu acaba? Tam tamına 4 gün. Bu müthiş bir haber. Her zamanki gibi ilk 100 kavanoz benim mi? Tabii ki Filti. Rich'i tercih ederim. Bu arada baban nasıl bakayım? Seni zavallı küçük şey. Granny Smith'le tüm o elma reçellerini yapman gerekiyor. Aslında ben elma reçeli yapmayı yıllardır bekliyordum. Ben reçeli kastetmiyorum. Granny Smith'i kastediyorum. Çok utanıyor olmalısın. Sıkıştım. Nasıl yani? Bilirsin, hani her şeyi unutuyor, garip hareketler yapıyor ve çirkin kostümler giydiriyor ya. Anneannem suyun ihtiyacı olan. Neyse ki çiftliktesin. Evde herkesin seni görebileceği bir yerde değil. Merak etme, sırrın benimle güvende. Ne garip hareketler mi? Teşekkür ederim Filti. Hadi sallanma seni yavaş şey. Hasattan önce malzemeleri toplamaya başlamanız gerek. Hadi. Elma reçeli yapacağız. Woo! Hemen elmaları toplarız. Şarkı söyler dans ederiz. Dönüp dururuz canım. Onları sakın eskisine çevirme. Hey, eğer yersen alırsın. Şey, merhaba Beatrix, Beecher. Arıların işleri hep başlarından aşkın değil mi? Bal almanın daha garip bir yolu yok muydu acaba? Ne kadar güzel değil mi? Lütfen yeter. Ve bu şapkalar tam elma reçellerimize göre canım. Şişt, yeter lütfen. Anneanne lütfen, şuradaki poniler beni izliyor. Ne?
Oradaki gençler senin arkadaşların mı? Merhaba ufaklığın dostları. Merhaba Granny Smith. Merhaba ufaklık. Ay ne tatlılar. Ama ben küçükken poniler bu kadar güzel doğmazdı. Alışverişimiz bitti mi? Ben hemen çiftliğe dönmek istiyorum lütfen. Hepsi bitti küçük surat. Balımı aldım aman da aman. Balımı aldım aman da aman. Balımı aldım. Toptan satış yaparak, depo kiralayıp, fiyatlarımızı düşürerek kasabadaki diğer perakende dükkanlarının en üstüne çıktık. Ve böylece Rich'in çiftlik marketi Ponyville'de perakendeciliğin köşe taşı haline geldi. Teşekkür ederim Bay Filty. Yani Bay Rich'i. Paylaşımlarınız çok yararlı oldu. Ayrıca aile tanıtma gününe katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi bakalım gelecek pazartesi günkü aile tanıtma gününe kim birini getiriyor? Apple Bloom. Ama Bayan Cherry'li pazartesi elma hasat günü ve Applejack'le koca Macintosh gelemeyecek kadar meşgul olacak efendim. O zaman Ayren'den getirebileceğim başka bir... Bayan Cherry'li ama Apple Bloom'un annesi hasada katılmıyor. Ha? O gelebilir. Ama hayır, o gelemez. Bu harika bir fikir Diamond Tiara. Apple Bloom, pazartesi günü anneanneni getiriyorsun. İyi hafta sonları çocuklar. Anneannem mi? Pazartesi günü bütün Ponyville'in alay konusu olacağım. Hayır. Üzgünüm Apple Bloom. Okula gelmek için hasada ara veremeyeceğimizi daha önce söyledim. Olacakları biliyorsun. Biliyorum. 5. günden sonra elmalar bozuluyor, evet. İşte oldu. Tam vaktinde. Ağaçlar çiçek açıyor. Vay canına. Pekala tembeller, herkes işe koyulsun. Affedersin Apple Bloom ama unutma, anneannenin anlatacağı eğlenceli hikayeleri hiç bitmez. Biliyorum. Ben de bundan korkuyorum. Utanacağım. Rezil olacağım. Küçük düşeceğim, aşağılanacağım. Ama ben ne? Nesin sen? Sözlük mü? Geçin artık. Sana yardıma geldik. Çünkü biz Sevimli İşaret Kulübü'ndeniz. Sunumunu erteletmenin bir yolunu bulabiliriz. Ama nasıl? Öyle endişeliyim ki hasta olacağım. Hasta mı? Buldum. Hadi. Hazır ol. Beni dinleyin millet. Baskı altında sızlanma, ağlama, yayılma kabul etmiyorum. Beni iyice anladınız mı canlarım? Çürük elma. Kıpırdama Apple Bloom. Hasta görünmelisin. Ama bu çok sıcak. Orada neler karıştırıyorsunuz siz de tembel tavuklar? Simit anneanne, biz de tam yanına geliyorduk. Apple Bloom hasta, hafta boyunca evde kalması gerekecek gibi görünüyor. Bir şey yok turp gibi canım. Sırada ne var? Güneş batmak üzere. Yarın pazar ve bir şey bulmak için yalnızca tek günüm kaldı. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Başladı. Ve bu da bana bir fikir verdi.
değiştiririz. Pek olgun gözükmüyorlar. Elma toplamak hiçbir elmaya zarar vermez. Bilemiyorum. Bu elma ağaçları normal elma ağaçları gibi değildir. Özeldirler. Ne kadar farklı olabilirler ki? Eğer onları geciktiremiyorsak o zaman toplayalım. Başka parlak fikri olan? Granny Smith, ben Bayan Cherry. Apple Bloom konuşmak istediğinizi söyledi. Merhaba. Smith anne. Sana da merhaba. Nasılsın? Merhaba. Granny Smith, sen iyi misin acaba? Tabii iyiyim. Neden olmayayım ki? Affedersin. Turşu bende gıcık yapar da. Seni buraya pazartesi sunuma gelemeyeceğimi söylemek için çağırdım. Olamaz. Gerçekten mi? Evet, aynen öyle. Çünkü çiçekleri güdüp koyunları sulamalıyım. Yani çiçekleri sulayıp koyunları gütmeliyim. Bu kötü oldu. O zaman tarih değiştiririz. Neredeyim ben? Nasılsın bakalım Bayan Cherry? Alışverişe mi gidiyorsun? Hayır. Bakın, aslına bakarsanız tanıtım gününe gelemeyeceğinizi söylemek için beni buraya siz çağırmıştınız. Olur mu öyle şey canım? Bunu Caterlot'la çaya bile değişmem ben. Ama az önce dediniz ki... Pazartesi görüşürüz. Uykusundan uyandığına inanamıyorum. Normalde hiç uyanmazdı ki. Keşke bir yere kaçıp saklanabilsem. Sen kaçamazsın ama belki başka bir pony kaçabilir elbette. Resmen başladı. Yarın hiç durmadan elma reçeli yapıyor olacağız canım. Bayan Granny Smith, telgraf. Gözlerime inanamıyorum. Apple Straddle amca onu ziyaret etmemi istiyor. 8 trenine gidebilirsin. Bavulunu hazırladım bile işte. Çok düşüncelisin. Ama merak etme toparlak burun. Reçel yapmak için geri dönerim canım. Yolculuk bütün gününü alır. Kurtuldum, evet. Bugünkü tanıtım günü için gelen Granny Smith'e merhaba diyelim. Granny Smith. Apple Bloom, anneannen nerede? Çok üzgünüm Bayan Cherry ama ailevi bir sorun için acilen köyden gitmesi gerekti efendim. Nasılsınız bakayım küçük ponilerim? Nasılsınız? Ben havuç tarlasındaki tavşan kadar mutluyum. Senin burada ne işin var? Treni mi kaçırdın? Yok, hayır. Tren geldi. Straddle amca da içindeydi canım. Seni gidi. Granny Smith'in sunumunu dinlemek için sabırsızlanıyorum. Tabii hatırlamayı başarırsa. Çok eskiden ben küçük bir poniyken Ponyville'de her şey çok farklıydı. Çünkü Ponyville diye bir yer yoktu. Doğru duydunuz küçük ponilerim. Ben ve ailem küçük bir poniyken göçebe yaşardık. Uzak çayırlara yol alırdık. Yeni tohumlar toplayıp eskilerini satardık.
Babam Equestria'nın en iyi tohum toplayıcısıydı. Sonra bir gün Simit ailesi olarak bütün şehirlerin en parlak, en büyük, en göz alıcı olanına geldik. Adı da Canterlot'tu. Size söylemeliyim ki şimdiye kadar hiç öyle bir şey görmemiştim. Şehrin güzelliği yetmezmiş gibi birden o belirdi. Prenses Celestia bütün ponilerin kraliçesi. Biz onu selamlarken o da babamın tohum koleksiyonuna bakmak için durdu. Prenses Celestia bir ev bulmak için dolaştığımızı gördü. Sonra ülkenin kraliyet prensesi olarak yükümüzü boşaltabileceğimiz bir yer gösterdi. Babam prensese teşekkürlerini sundu. Everfree ormanının yanındaki araziyi bulup ilk evimizi kurduk. İlk meyve bahçemizi kurduk. Ama meyve bahçesi bir gecede büyümedi tabii ki. Yiyeceğimiz giderek azalıyordu. Orman hakkında uyarılmıştık ve girilmemesi gerektiğini biliyorduk. Ama orada yaşayan hayvanlar vardı. Yani içeride yiyecek de olmalıydı. Karanlık ve küflüydü. Yalan söyleyemem. Biraz da korkutucuydu. Her yer sarmaşıklarla kaplıydı. Kendimi bir anda gördüğüm en muhteşem ağacın önünde buldum. Hiç bu renkli meyveye benzer bir şey görmemiştim. Hiç durmadan elmaları toplamaya başladım. Hepsini topladım. Döndüğümde bir şeyle karşılaştım. Gri kurtlarla. Hayatımda hiç öyle hızlı koşmadım. Aklıma gelen tek şeyi yapmıştım. Babamla o özel elma çekirdeklerini gömdük. Gözümüzün önünde saman alevi gibi büyüdüler. Işık hızından daha hızlı büyüyen ağaçlarımız oldu. Sonra her yıl elmaların özel hasat zamanının işaretlerini dikkatle inceledim. Everfree ormanının hava durumu, elmalar büyümeye başladığında gri kurtların ulumalarını, tek günde toplamazsanız nasıl kaybolduklarını. İlk hasadımız yediğimiz en nefis meyvelerdi. Ardından elma reçeli hazırlamaya başladım. Ama elma toplamak kadar elma reçeli yapmanın da kuralları vardı. Arılara daha dost canlısı davranmak gerekiyordu. Yoksa balları yeteri kadar tatlı olamıyordu. Cam kavanozlarla konuşmak kimin aklına gelir ki? Ya da elmaların benekleri sevdiği. Ama bunlar farklıydı işte. Çok özellerdi. Sonra poniler çok uzaklardan gelip elma reçelimin tadına bakmaya başladı. Kimileri kalmaya karar verdi. Tıpkı Diamond Tiara'nın büyük büyük babası Stinky Rich gibi. Hatta ilk sattığı şey de benim elma reçellerimdi. Bir süre sonra köyümüze yeni poniler de gelmeye başladı. Ve İşte Ponyville böyle kuruldu. Çok sağ olun küçük poniler. Pekala. Hadi bakalım, bu kadar yeter. Yani siz ve o elmalar olmasaydınız Ponyville hiç olmayacak mıydı? Aynen öyle küçük pony. Benim anneannem olmasaydı baban marketi hiç açamazdı, unutma. Ama o unutkan bir ihtiyar. Hiç de öyle değil. O Ponyville'deki ponilerin en muhteşemi. Hayır. Hmm.
şimdiye kadar yediğim en nefis elma reçeliydi. Senin elin değdiği için böyle olmuştur Apple Bloom. Doğru bildin. Apple Bloom elma reçelcilerinin en muhteşemi. Gerçekten mi? Yani aile tanıtım günü oldukça iyi geçti. Evet. Anneannem çok özel biri. Sadece bunu unutmuşum. Özür dilerim. Üzülme canım. Ben de bir şeyleri unuturum. Bakalım sırada. Ay, bir şey var. Kim anneanneyle suya şarkı söyler? Biz. Diamond Tiara. Ama baba. Hmm.